Merhaba arkadaşlar. Sizlere Microsoft Excel'de bulunan çok güzel bir özellikten bahsetmek istiyorum. Excel içerisindeki görüntülerin fotoğrafını çekebiliyoruz arkadaşlar. Excel içerisinde bir kamera var. Varsayılan olarak bu kamera Excel ayarlarında gelmiyor. Yalnız şu üstteki menüye sağ tıkladığımız zaman şurada hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir linkine tıklıyoruz. Açılan sayfada şuradan tüm komutları seçelim. Buradan kamerayı arıyoruz arkadaşlar. Kameraya geleceğiz. Benimki Türkçe olduğu için K harfini arıyorum. İngilizce Excel'i olan arkadaşlar buradan camera diye arattıracaklar. Evet, kamera şurada. Bunu seçiyoruz ve şuradan ekle diyoruz. Bakın buraya menümüze geldi. Artık kapatıyoruz. Bunu yaptığımız zaman şu sol üst tarafta mouse'umun yerini takip edin. Şurada bakın bir kamera ikonu geldi. Artık buna tıkladığımız zaman şu seçili olan hücrelerin resmini çekecek. Peki mesela nasıl yapıyor? Kul diye deneyelim. Şimdi şu hücrelere bir şeyler yazalım. Şöyle bir olsun mesela. Buralara böyle bir şeyler yazalım. Renklendirme yapalım bunlara. Şunun harflerini mesela kırmızı yapalım. Başka ne yapalım? Mesela şey ekleyelim. Şöyle bir biraz gösterişli bir yazı ekleyelim. Mesela şunu. Sistemin adını yazayım. Bunu biraz küçültelim. Şöyle yapalım, pardon. Şöyle bir şey yapalım. Ufak olsun, fazla abartmaya da gerek yok. Şimdi mesela şuradaki görüntünün fotoğrafını almak istediğimizi varsayalım. Fotoğrafını çekmek istediğimiz yeri böyle tarıyoruz. Eğer mesela şu kenardaki boşlukları azaltmak istersek, mesela şuradan E'ninkini hücreyi boşaltacağız. B'yi de kısmak istersek B'yi buradan kısacağız. Mesela daha düzenli yapabilmek için nereleri istiyorsak, görüntüyü nasıl olmasını istiyorsak şu sütunları da sütun boşluklarını da şöyle ayarlayabiliyoruz. Şu anda nereler taralı durumda seçiliyse oranın fotoğrafını alacağız arkadaşlar. Bu şekildeyken gidiyoruz kameramıza, tıklıyoruz. Bakın şu anda şu bölgenin fotoğrafını çektik. Şu anda bilgisayarımızın hafızasında o fotoğraf duruyor. Mouse'umu nereye tıklarsam o fotoğraf oraya gelecek. Şimdi şurada herhangi bir yere geliyorum. Tıklıyorum. Bakın o bölgenin fotoğrafını aldı. Artık bu bir fotoğraf. İstersek bunu kopyala deyip Microsoft Paint'i açıp mesela onu da yapalım. Paint, MS Paint yazıp açtım şuradan. İstersek buraya getirip Ctrl V ile şuradan tekrar göstereyim. Bunu kopyala deyip buraya Ctrl V ile yapıştırabilirim. Bakın buraya o resim geldi. Artık bir resim oldu. Bizim Excel'de yaptığımız o yazılar vesaire bir resim oldu. Bunu dosyadan farklı kaydetleyip istediğimiz formatta bilgisayarımıza bir resim olarak kaydedebiliriz. Bunu kapatıyorum. Bununla işimiz yok. Şimdi bu kamera özelliği, bakın bu artık taşınabilir bir resim dosyası şeklinde. Bunu büyütüp küçültebiliriz. Bu şekilde istediğimiz gibi. Şimdi başka bir özellik göstereceğim arkadaşlar. Mesela şuradaki rakamları değiştirdiğimiz zaman bakın 3 yaptım. Buradaki rakamlar da değişiyor. Mesela bu A yazan yeri yazıyı değiştirdim. Burası da değişiyor. Çok güzel bir özellik. Bununla çeşitli tablolar hazırlayıp başka bir sayfada bunları gösterebiliriz. Bir de başka bir sayfaya eklemeyi görelim. Mesela burada bir başka bir deneme yapalım. Şöyle yine rastgele bir şeyler girelim. Mesela bunları da şöyle başka bir renk yapayım. Şöyle yeşil olsun. Şimdi
Ne yapalım? Ha, şurayı da böyle herhangi bir şeyle tarayalım. Buraya da renk verelim, mavi diyelim. Evet, şimdi mesela şu bölgedeki bilgileri ya da şurayı şöyle fotoğrafını çekmek istiyoruz. Fotoğrafını çekeceğimiz yeri taradık. Geliyoruz. Şuradan kameraya tıklıyoruz. Bunu ben ikinci sayfaya atmak istiyorum. İkinci sayfayı seçiyorum. Burada herhangi bir yere tıklıyorum. Bakın geldi arkadaşlar. Çektiğimiz fotoğraf artık bu sayfada. Bu AA333 yazdık. Gidelim şimdi birinci sayfaya. Verilerin olduğu yer burası. Bu AA yazdığımız yere mesela QQQ yazdım. Değiştirdim burayı. İkinci sayfaya gidiyoruz. Bakın resmimizdeki veriler de değişiyor. Bu şekilde Excel'de görsel tablolar vesaire yapıp belli bir sayfadan alıp başka sayfada çok güzel şekilde görseller oluşturabilirsiniz. Ya da tebrik kartları vesaire resimleri ekleyip üzerlerine yazılar yazıp o bölgenin fotoğrafını çekerek kamerayla da yani herhangi bir fotoğraf editleme programı kullanmadan çok güzel resimler hazırlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.